Ve evet. Ay bakalım. Hangisi gerçek dedektif? Dedektif uluslararası dedektif. Beni tutuklayıp götürebiliyor musun? Kesinlikle. Hocam, bir saniye, bu üçlüden tahmin edeyim mi? Bu üçlüden mi tahmin edeyim yoksa Berk, Ufukcan, sen... Ya dedektif olsam bu kadar dikkat çekici olur musun ya? Olmam. Bu arkadaş da eliyorum. Bu ikisini bir dinlemem lazım. Türk dedektif, uluslararası dedektif. Beni tutuklayıp bana bak spoiler vereni vallahi bir tarz. Bence yanlış. Kim yalan söylüyor? Bu adam dedektif abi, evet, gerçekten. Abi. Şöyle yaptın, sen de böyle yaptın. Vallahi görmedim. Adamın mesela cinsel seks yaptığını o zaman nasıl anlayacak? Cinsel seks ne demek ya? Sen şu an bir dedektiflik de yaptın yani orada kendine. Dedektif. Türkiye'nin en az kazandıran hatta hiç kazandırmayan yarışma Ay programı ben. Hangisi gerçeğin yeni bölümüne hoş geldiniz. Efendim hoş geldiniz bugüne Kemal. Bugüne kadar başlarda hiç yanlış kişiyi gönderdiklerini görmedim. Vallahi keyifliyiz. Bakalım bugün neyi bilmeye çalışacağız. Heyecanlıyız bakalım. Bayağı da oldu çekmeyle. Evet bayağı oldu hocam. 4 ay mı oldu? Biz bayağı özleşmişiz. Evet abi biz 4 ayda görüşmemiz oldu. Daha geçen gün izlemedim. Bir şey diyeceğim. Bu adam yeni BMW yaptı. Çok güzel sattı. Şimdi Ferrari bakıyormuş. Sen ne bakıyorsun? Ben hiçbir şey bakmıyorum ya ben. Bu videoda bu mu konuşulacak yine? Arabalar, ayakkabılar, kombinler. Her videonun altında ana avrat küfür yemekten şey... bıktım artık. Ama sen de her videoyu 100 bin lirayla geliyorsun üstünde. Ama bu da yaşam tarzı. Çağrı Bey siz hoş. Bu arada buna katılmıyor. Herkes aynı zevklere sahip olmak zorunda değil yani. Ya mesela kimisi kıyafette, aksesuara, cırta cırta para harcamayı çok gereksiz bulur. Kimisi de bayılır yani buna. Kemal seviyor. Kemal seviyor yani. Ne yapacağım sen adama sinirlenecek miyim yani? Bana yazıklar olsun ya. Saçım kopsun. Sen kal. Hoş geldiniz. Siz Ferrari alıyor musunuz? Ferrari almıyorum ben. Hyundai'ye biniyorum ben. Çok mutluyum, memnunum. Tucson. Efendim bu bölümümüzde 5 tane yine konuğumuz var. Ben mesela çok gereksiz buluyorum. Bir tanesi gerçek dedektif, diğerleri de dedektif olduğunu iddia eden 4 şahıs hocam. Alalım mı dedektif adaylarımızı? Alalım. Dedektiflerimiz geliyor. Merhaba, ben Ufukcan. Ben gerçek dedektifim. Merhaba, ben Saner. Ben gerçek dedektifim. Saner asla değil. Ben gerçek dedektifim. Merhaba, ben Saim Can. Ben gerçek dedektif. Ay Saim Can ne kadar tatlı. Gel misiniz? Çok tatlı. Ben bayılırım böyle gömlek üstüne askı takanlara. Ne kadar tatlı gözüküyor ki. Merhaba ben Berk. Ben gerçek dedektif. Ben Atas hoş geldin. Allah Allah. Benim galiba dedektif. Bu ne abi? Benim gördüğüm hani 4 dedektif bir seri katil görüyorum ben. 4 ay çalışılmış gibi geldi bana. Bizim prodüksiyon çalışmış yine gerçekten. Dış görünüşe göre bir yorum alalım abi senden. Ne diyorsun yani bir genel yorumda? Abi şöyle, Egemen öğrenci duruyor. Egemen çok öğrenci ya. Ufukcan LoL oyuncusu veya Valorant player gibi geldi bana. Ben Feride'm benzettim acaba. Hayır çünkü şey sima olarak hafiflendiriyor ya. Ben bu üçlüden çok korkuyorum. Arkada Saner var. Saner'in duruşu gergin, sinirli duruyor. Saner şöyle bir şey var. Ben çok ilk Saner'e elerdim bu arada. Çünkü o Hulk mantomu dedi hocam. Evet ona. Ama onu da sanki dedektif olsun diye giydirmişler gibi. Sayın Can dedektif bence olamaz. Sayın Hulk mantomu? Ben bilmiyorum o şey değil mi ya? Hulk manto diye isim geldi hatta bir an. Sportçuluk mu? Kim Can ismiyle dedektif olamaz bence. Dedektif bu adam. Profesyonel düşünmüş İsmi olabilir. İsmi herkesin gerçek ismi kardeşim değil mi? Belki de bir yalana inandırıyoruz sizi. Asla hayır ya değil. İsimde de asla fake atılmıyor. Çünkü asla. Bu arada arkadaşlar bizim prodüksiyon ekibi her türlü katakulli olsun ve işimizi zorlaştırmak için önceden arkadaşlarla çalışıyor. Ona göre herkes yalan cevap veriyor. Hep bizi yalana sürüklüyorlar. Berk'te bir şey var. Berk'in ayakkabısı var. Berk'in ayakkabısı kösele. Pantolonu pantolon. Kemeri yukarıda böyle biraz da. Berk'te bir memur vibe'ı var. Şimdi saate bakar mısın bir saate? Ancak bir dedektif yani böyle bir saat takar gibi geliyor. Hani ben dedektif olsam yarın giderim bu saati satın alırım. Saati çıkarmayı unuttuk gelirken orada bir amatörlük yaptık. Deşifre olduk ya. Saat gerçekten bak şey olarak baktığında dedektif saati. Bunu yazalım. Şey. Dedektifler hakkında çok bilgi sahibi olmadığımız için bir genel evet. Sorularımız var. Şöyle bir sahip. Deşifre olduk dedi.
bir falso yakalar gibi oldum. Yani olmadığını düşündürecek mi mesela? Bak bazı şeyler bana işte abartılı gelmiş. Cana ileteyim mesela. Dedektifler ne tür olaylara bakar? Yani dedektif nedir? Bizim ne anlamamız lazım dedektif deyince? Dedektifler özel olarak tutulur. Son derece yasal. Dedektif yani belgeseli var bu arada izlediyseniz. Yani. Siz de yasal olmayan bir şey yaptığınız bir vakitte böyle yasal olmayan olaylar olur. Ve yapılınca hani dedektifler özel olarak tutulur. Son derece yasaldır. Yani ancak yasal olmayan şeyler yapılınca hani siz de yasal olmayan... Dedektiflik Türkiye'de yasal değil ben yanlış bilmiyorsam. Hatta bir kanıt topladıklarında boşanma davalarında falan mesela onların kanıtını bizzat dedektiften aldıklarını söyleyemiyorlar. Bir şey yaptınız mı vakitte? Böyle benim dinlediğim öyle diyordu. Ve nelere bakar dedektifler? Genellikle hani ailevi durumlara bakabilir, şirketler için çalışabilir, delil toplayabilir. Bu şekildedir. Bence Sayın Can'ın hiçbir fikri yok ya. Çok genel Google'da çıkan ilk paragrafı söyledi bize. Bence bunu bir dinlesek mi ya? Bir kişiden daha bir dinleyelim. Bir kişiden bence. Daha dinleyelim. Berk'ten dinleyelim ya. Dedektifin halk arasında anlayışında bir hata var. İşte insanlar dedektif bu işte silahlı külahlı James Bond filminden esinlenerek falan bir tane de güzel bir sevgilisi var. Takip ediyor, geri geldi mi çatışıyor falan gibi görebilir ama dedektifler aynı zamanda çok daha yumuşak karı koca kavgalarına dahi, aldatma dahi böyle basit gibi görebileceğiniz ama insanların hayatına derinden etki eden konulara da bakarlar. Ben şu an kendimi GTA roleplay sunucusundaymış gibi düşünüyorum. Gerçekten öyle. Berk de çok şey bir karakter ya yani. Berk'in sesi, yürümesi, mimikleri hani dedektif değilse saçı bile. Saçı olması lazım. Kesin Berk ya yani. Ya, düşünme lazım. Başarılı bir dedektif olabilir yani. Üniversite veya lise... Belki ihtimali yüksek bu arada. Bir şey yapamıyorsun zaten. Üniversiteden sonraki süreççi aslında soracağım o zaman. 2 yıl ekstra eğitim almak gerekiyor. Şöyle polis için nasıl 2 yıl gerekiyorsa. 2 yıl dedektiflik eğitim mi alıyorsunuz? Hiç bilmiyorum. Onu bitirdikten sonra ekstra bir sene daha ekstra bir eğitime tabi tutuyorsunuz. Ben şimdi anlayamadığım bir şey var. Dedektifler aynı zamanda polis midir? Yani aynı yetkilere sahiptir. Dedektiflik Türkiye'deki olayını söylüyorum. Yani dedektiflik suç değil... Ama yasal da değil. Anlatabildim mi? Bilmem anlatabildim yani size. Diyebiliriz. Sonuçta ortak çalışır. Bir şey diyeceğim. Ben şu an şok oldum. Ben burada bir suç işlediğimde beni tutuklayıp götürebiliyor musun? Kesinlikle. Hocam doğru mu bu bilgi? Bence yanlış. Bir dakika. Üniversitesi abi, yok ki bunu. Ben atıyor. Hiç duyuyorum böyle bir şey. Arada. Dedektifliğin ne sonra. Belgesi var ne okulu var hiçbir şey yok ya. Abi belki yurt dışında falan okulu var. Peki Ufukcan'a şeyi soralım mı? Eğitimleri nedir? Ne tarz bir eğitim aldı? Bize böyle açıklasın bakalım. Yani bu üniversite konuları tabii biraz hikaye. Yani. Bu iş sahada öğrenilir. Öyle bir okuluna gideyim eğitimini alayım. Kimse kimseye takip eğitimi vermez. Çünkü bu dedektiflik fiziki takip. Tabii. Yani üniversiteye gideyim 4 yıl okuyayım. İşletme okuduktan sonra birini takip edemez. Herhangi bir bölümü yok. Ha Kocaeli'nde açıldı ama ne kadar talep var bilmiyorum. Bir de bu işin yasal boyutu da öyle polisle falan çalışmak mümkün değil. Dedektiflik gidip belge alabileceğim bir şey değil. Lan biri yalan söylüyor. Kim yalan söylüyor? Benim bildiğimi peki söylüyor hocam, şu an. Genelde neyle adam. Takip ediyorsun? Böyle arabayla mı takip ediyorsun? Motorla mı? Araç çok yani. O kadar bir de rahat anlatıyor ki. Böyle şey hani. Ya hocam bak işte bak mesela. Eğer ki sonuçu görmeseydim bu benim için heyecanlı olacaktı. Bilmiyorum ya. Bak ben gene 5. dakikada bulduğum gibi ama susacağım. Motor. Esasımız araç tabii. 2 araç ya da bir araç 2 personel. Biri arabayı sürer, biri resim çeker. Neyle çekiyorsunuz resimleri? Gerek yaka kamerası, gerek işte USB şeklinde kamera, gerek peçetelik şeklinde kamera, gerek telefon. Ama fotoğraf makinesi kullanmayız asla. Yani o filmlerde. Yani. Egemen'i de dinliyorum rahatlığa ya. Rahatlığa bakar mısınız anlatıştaki? Egemen genelde kılık değiştiriyor musun? Ya kılık değiştirmekten ziyade bulunduğum ortama ayak uydurmaya çalışıyorum o şekilde yani. Sokakta birini takip edeceğim falan. Mikrofon aç. Herhangi bir insan olabilirim, basic bir şekilde takılabilirim. Atıyorum spor salonuna gittim, birinin eşini takip ediyorum. Belki hocasından şüpheleniyor, oradan birinden şüpheleniyor. Spor kıyafeti giyiyorum, spor yapıyormuşum gibi davranıyorum. Mesela düğüne gittiğinde takım giyiyorsun. Evet. Spora gittiğinde spor olay giyiyorsun. Olay yerine uygun giyiniyor ya. Öyle değil oğlum adamın değil. Oğlum normal insanlar da olay yerine uygun giyiyor ya zaten. Hani bikiniyle kafeye gitmiyorsun yani. Hayır ama işte normal sokaktayken birini takip ederken... Wow! Şapka gözlük mü? Şapka takılır. Atıyorum bir mekandan başka bir mekana geçerim.
O sırada hani fark edilmemek için şapka takarım, gözlük geçiririm. Evet, biz yaklaşık 40 dakikadır 50 bin tane soru ve hiçbir şeye karar veremedik. Ama birini elememiz gerekiyor. Artık hocam birini eleyelim. Ne diyorsunuz? Abi ben Saim Can'dan yanayım ya. Saim Can geldi. Ben Egemen'den yanayım ya. Her zaman çıkıklık yapacak. Saim Can'la ben ilk son nereye elerdim? Bak tekrar söylüyorum. Saim Can diyorum ben de. O kadar gözüme batıyor ki çıkıyor. Abi teşekkür orada. Ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Alkışlayalım Saim Can'a. Bir de dedektif sanmıyorum. Düz, biraz da düz olman lazım. Yani dikkat çekme abi. Senin böyle biraz daha şey gibi olman gerekiyor. Görünmez gibi. Anladın mı? İnşallah değildin be dedektif. Hepimiz videonun sonunda öğreneceğiz. Dedektif miydi, değil miydi? İnşallah değildin hocam. Teşekkür ediyoruz. Evet, 4 kişiye düştük. Benim sorum var. Berk'e sormak istiyorum. Hiç yakalandın mı hocam? Pardon. Pardon. Ne oldu? Ben bayağı... Bir nargile söyleyelim sana. Aileler izliyorsa kızmayın, buradan da selamlar. Önermiyorum hiçbir türlü. Buyurun. Evet, bir kere yakalandım ama ondan sonra 2 sene hiçbir şey yapmadım işimle alakalı. Çünkü biraz özgüven olarak kayıp yaşamıştım. Ciddi bir olaydı çünkü. Aslında bu işi kabul etmem de enteresandı. Biraz ailemden dolayı kabul etmiştim. Önce benim dedem zaten dedektif. Ben hiç göremedim onu. Nasıl ya? Ailecek bir dedektifsiniz bir de. Şimdi bunların çok detayını vermiyorum ama dedem... O kadar çok göz kaçırıyor ki. Neyse. Öldü ama... Böyle deyince YouTube yorumları bana çok sinirleniyor. Şey falan, sanki insan sarrafı da durdurup 5 saat yorumluyor. Yani ama ben iş yerlerinde falan vücut diliyle ilgili eğitim vermeye gidiyordum yani. Benim sertifikam var. Ben analiz ederim yani. Ama onun anılarıyla büyümüştüm ben. İşte bir havayolu şirketinin müdürü yıllar önce bir yolsuzluk yaparken onu tespit etmek için Kıbrıs'a gidiyor. Bana Kıbrıs'la alakalı bir iş gelince dedemin kalan işini ben bitireceğim gibisinden bir aidiyet duygusuyla yaklaştım bu olaya. Kimliğimi deşifre ettim. Yabancı gibi davranırken bir anda küfür ettim. Hay dedim. Orada herkes bana baktı tabii. Bir şey diyeceğim. Şimdi Berk'in hikayesi 4 ay çalıştıysa... Çok sıkış geldi hikaye ama hadi bakalım. Anca 4 ay çalışmalık bir hikaye yani. Ben belki bir yıldız daha veriyorum. Şeyi de merak ettim ya. Herhangi bir kişi aranızdan böyle hiçbir ünlü için takip edilmesi daha zor bir insan için bir şeyler yapan oldu mu hiç? Bu oldu ama bu gizlilikte. Bunu söylemek olmaz. Ünlünün adını verme, ha, hikayeyi ha, anlat. Hikaye... Otelde oldu. Murat Boz. Serdar Ortaç. Ne otel değil? Ne Marriott otel? Ne otel? Gizliliği o yüzden anlatamam. Mesela şey soracağım. Kadın şüphelendi tamam mı kocasından? Otelde dedi ki bir iş seyahati için gidiyor. Seni de tuttu. Gönderdi. Ama sen onu istediğin gibi gösterebilirsin ya kadına. Sonuçta belki de o esnada birisi bir şey sormuştu. Sen orada güzel bir fotoğraf yakaladın. Kadına dedin ki evet aldatıyor mesela. Arkadaşlık çerçevesi diye bir şey var. Sen mi yorumluyorsun onu yoksa sadece gözlemlerinin sonucu mu? Benim yorumumun bir önemi yok. Ben şahit de olamam mahkemede. Benim çektiğim resmin önemi var. Peki mahkemede delil olarak kullanılıyor mu senin çektiğin yani fotoğraf? Avukatına veriyor, avukatı kullanıyor. Delilleri nasıl buluyorsunuz? Sana. Ben direkt Ufuk Can diyorum. Direkt. Direkt Ufuk Can diyorum. Biz nerede izlemiştik onu? Artı 90'da mıydı? Hangi YouTube kanalındaydı? Ben dedektifliğe oturdum izledim abi. Çünkü biliyorsunuz ben cinayet, dizi artı o kadar meraklıyım ki. Gizem dosyalarıydı falan. Bayılıyorum yani. Dedektifliğe de aşırı büyük bir ilgim var yani. Öyle böyle değil. Ha, oradan izlemiştik değil mi? Yani şu anda ben ne duyduysanız ben direkt olarak Ufuk Can diyorum. Direkt. Olay neyse, olayın üstüne gittiysek, olayla ilgili herhangi bir durum varsa, yanımızda taşıdığımız ya da taşımamız gereken ne varsa örnek veriyorum. Parmak izinin bulaşmaması için eldiven olması lazım, cımbız olması lazım, büyüteç olması lazım, kendini kamufle edebilmen lazım. Bu delilleri toplayıp... Büyüteç ne yapıyorsun ya? Böyle bakıyorlar abi, nasıl göremediğin, abi, çözemediğin bakıyorlar. İşlerde ne yapacaksın? Gözün görmediği zaten yerde... Zaten direkt sanır olmadığını düşünüyordum. O ilk son çünkü sonuçluyu gösterdiler. Ufuk Can, Saner, Berk kalıyor sonunda. Yani Berk'in az önce anlattığı dediği hikayesi çok sallamaydı. Daha doğrusu şöyle, o kadar çok gözünü kaçırdı ki yani yalan söylemiyorsa da aşırı yalan sıkıyor gibi gözüküyor. O problem var. Bir de ondan öncesinde yanlış bir şey söyledi Berk. Daha ilk turda hatta sonu dedim.
Beni bildiğim kadarıyla çoğunlukla boşanma davalarına bakıyorlar dedim aslında. Mecbur olarak. Oğlum öyle bir şey mi var? Parmak izini gözle. Bu Ahmet Sıtkı'nın TC'si şu diye mi çıkıyor mu? Bu adamlar çok zeki adamlar. Bilmiyorum oğlum dedektif. Kafa tak 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 çalışıyor an, anladın mı? Ben de Hasbullah dedektif olabilirim. Bunun kimin parmak izi olduğunu bulmaya bir şeyimiz yok. Senin öyle bir sisteme erişimin yok çünkü zaten. Çünkü evet, parmak izini alsa ne yapacak bu adam? Eleyelim abi Egemen'i. Egemen'i eleyelim. Egemen güzel cevaplar verse de çok üstü kapalı herkese. Egemen öğrenci ya. Egemen öğrenci. Egemen çok Egemen, teşekkür ediyoruz hocam. Egemen öyle bir güldün ki öğrenciyim der. Şu an dedektif değildi. Dedektif söylediyseniz üzülürüm. Evet, kaldık 3 kişi. Keşke ben dedektif olsam. En zor güçlü. Evet, en zor güçlü gerçekten. Benim dedektifim hocam, şimdi bile var. Dinleyicilerimiz var. Bunlar daha çok böyle polisiye hikayeler. İşlerinden ötürü, içlerinden dedektif olanın bu hikayeye çok kolay bir çözüm ve cevap bulması gerekiyor bence. Bir tanesini soruyorum mesela. Sen de zor konum. Yeni evli bir çift balayına çıkar. Bu balayı tatilinden sadece adam döner ve herkese eşinin çok trajik bir kaza geçirip öldüğünü anlatır. Polis adamı seyahat acenteniz aradı, eşini sen öldürmüşsün diyerek tutuklar. Seyahat acentesi bunun bir cinayet olduğunu nasıl anlamış olabilir? Kendisi haber verdiği için acenteye. Hayır. Adam bir şey unutuyor. Eşi diyor ki aşkım çekinleri yapalım mı diyor. Adam tamam diyor ama eşinin telefonundan çekini yapıyor. İkimizinkini de hallettim diyor ama sadece kendisininkini yapıyor. Evet, çok da yakın bir cevap. Adam tek yönlü gidiş bileti alıyor. Dönüş bileti almıyor. Ama Ufukcan sen hiçbir şey söylemedin. Bu benim ilgi alanım değil. Türkiye'deki dedektifler sadece boşanma davaları ve şirket araştırmaları, dolandırıcılık davalarına baktığı için. Abi Ufukcan, Ufukcan, %100 eminim Ufukcan, %100 eminim Ufukcan. Bu rahatsızlık yani çünkü adam işini anlatıyor. Bir yere gidip ben mesela yayıncılığı anlattım da ben de Armağan Çağlar'a çıktım. En rahat anlattığım kısım yayıncılığın ne olduğunu anlattığım kısımdı. Canlı yayında her şeyi yapabildiğiniz bir uygulama Twitch, bu kadar yani. Hani atla deve yapmıyoruz an. Cinayet işleri Türkiye'de dedektiflere verilmez. Hala bunun arkasındayım. O zaman ben sana sorayım. Sor. Ya da hepinize sorayım. Bir adam gümrükten her gün bisikletiyle iki çuval kum geçiriyordu. Gümrük görevlileri adamın kaçakçılık yaptığından emindi. Fakat ne kadar kontrol ederlerse etsinler, çuvalların içinden kumdan başka bir şey çıkmıyordu. Gümrük görevlileri de adamın her gün geçmesine izin veriyordu. Adam gerçekten de kaçakçılık yapıyordu. Peki neyi kaçırıyordu? Saner. Bisiklet. Bisiklette ya da üstünde herhangi bir şey taşıyor. Belki. Adam orada gelirken aslında dikkat çekmek için kendi o samimiyeti ne, kullanarak... Ne bu? nefesyemektarifleri.com mu? Çağrı ile nefesyemektarifleri.com gördüğünüz üzere. Bakabilirsin içerisinde kum var diyerek hep kendi gidip geliyordu ama aslında başka bir kişi başka bir şey kaçırıyordu. Ona yardım ediyordu. Ufukcan senin bir fikrin yine yok. Türkiye'de çünkü boşanma bu gümrük vakası yaşanmıyor Türkiye'de. Bu yaşanmıyoruz artık. Doğruca bisikletti bu arada. Da ben bilerek hani bakalım ne kadar sorgulayabiliyorum. İyiydi hem de böyle direkt tek attı ya. Evet, hocam söyleyeceğim bak Amerikan dedektif, Türk dedektif, uluslararası şey dedektif. Üçü de sanki öyle dedektif ama hangisi daha iyi dedektif biz onu bulmaya acaba çalışıyoruz. Amerikan dedektif, personal trainer. Bir Japon gemisi açık denizde yol almaktaydı. Baba, bunu sen boş ver. Bir Japon gemisi açık denizde yol almaktaydı. Kaptan yüzüğünü çıkarıp masaya koyduktan sonra duş almaya gitti. Döndüğünde ise yüzüğünü bıraktığı yerde olmadığını gördü. Kaptan hemen mürettebat içinde şüphelendiği 4 kişiyi sorguya çekmek için odasına çağırdı. Her birini ayrı ayrı 15 dakika önce nerede olduklarını ve ne yaptıklarını sordu. Aşçı, kilerden pişirmek için et alıyordum. Mühendis, jeneratörü temizliyordum. Denizci, bayrağımız tepetakla. Denizci ya belki... Şive mi geldi? Belki diye şey yaptım da. Bayrağımız tepe taklak bir şekilde yanlış asılmıştı. Onu düzeltiyordum. Telsiz zabiti de şirkete ne zaman karaya... Ay ben bu hikayeyi bir yerden biliyorum. Paracan haber veriyordum. Kaptan hiç vakit kaybetmeden hırsızın kim olduğunu yakaladı. Bunu nasıl yapmış olabilir? Şöyle bir durum var. Japon bayrağı dedik. Japon bayrağı zaten ortasında bir işaret var ve beyaz ve siyah şey kırmızıdan ibaret. Ters dönse bile aynı şekli içinde barındırıyor. Buna ne diyeceksin? Doğru cevap. Doğru. Böyle mal gibi bakarsın işte adam doğru. Adam ikide iki yaptı. Bir düşünüyor. Bir de dedik ya bu çocuk okuyamadı falan filan. Orkun sonuna kadar bu herif var ya bu şerefsiz 1-1,5 milyon TL falan donet okumuştur. Kimler donet olmaz ama donattı ölü. Ben de artık o hafıza oldu. Yana atıyorum. Pahalı okuyan yok yani öyle gitti. Hayat budur aslında. Sorgulamadan doğruyu bulamazsın. O yüzden güzel. Sorgulaman bu, lazım. Muhakeme etmen lazım. Ben yani, bu adam değil diyordum. Dedektifler böyle hayat dersi de veriyor mu acaba ama? Benim aldığım not... Ben soda alıp geleceğim. Çok böyle rolvari konuşuyorlar. Ben mesela biliyorsunuz ki ben sağ lisesinde baba çözdüydü ama soda alıp geleceğim. O adam...
15 dakika daha neyi sorguladınız? İnanamıyorum size. Soda alıp geliyorum efendim. Toplar ben zaten son ikiye kaldığım zaman arkadaşı çürüteceğim sonrasında. Çürüteceğim. Evet. Sen şu an bir dedektiflik de yaptın yani orada kendine. Dedektif. Taner dedektif mi çok iyi bir yarışmacı mı ben anlamıyorum ya. Çürütme işlemine maçın başından beri başlamış ya ancak bunu bir dedektif böyle yapar gibi geldi bana da. Bu adam bu kadar şeyi nereden biliyor? Bunların söylediklerini nasıl karşı çıkıyor? Bu adam bu anıları nereden uydurdu? İnternet denen bir mecra var. Açtığınız araştırdığınız zaman istediğiniz dilediğiniz ne varsa her şeyi görüyorsunuz zaten mantık olarak. İnternetten araştırıp da dedektifin cinayetle çalıştığın, polisle çalıştığın nerede yazıyor ben hiç görmedim. Burada iki farklı düşünce var Berk. Sen ne düşünüyorsun? Hangisine yakınsın düşünce? Önce isim ver. Genel olarak sessiz kalmayı tercih ettim. Çünkü ben burada dedektif olsam olmasam ben bu yarışmada ben kendimi dedektif olduğumu ispat etmek zorunda değilim. Sizin bunu anlamanızı bekliyorum. Ama siz de anlayacak gibi değilsiniz. Normalde günlük böyle mi giyiniyoruz? Genelde. Ya dedektif zaten şapka takmaz belli eder kendini. Hayır, sen de günlük böyle giyiyorsun. Telefonumda yüz tanımadan selfilerime bakıyorum. 5 tane Berk çıkıyor. Değişiyor kılık biz yani. Biz onu görebilir miyiz? Öyle bir imkan var mı? Yok. Göremezsin hayatını. Ufukcan, atıyorum sana bir iş geldi. Çağrı seninle iletişime geçti. Dedik yani benim kız arkadaşım ya da işte eşim bence beni aldatıyor olabilir. İlk ne ben yapıyorsun? Ben öyle bir şey demem abi. Lütfen benden örnek verme lütfen. Kemal'den ver örneğini. Yani. Sevgilimiz mi var? Eşimiz mi var? Ver kanka. Yok, benden kanka, ver. Yok kanka tamam. Şimdi Çağrı seninle iletişime geçti. Ne yapıyorsun ilk? Şimdi iş avukattan geldiyse farklı, internetten geldiyse farklı siteden alıyoruz biz işi. İşin durumunu sorarım. Kadınların hissiyatı. Mesela beni bir tane müşteri aradı. Dedi ki benim kocamın sigara paketinde 3 tane sigara varken sigara almaya gitmez. Bu kesin beni aldatıyor dedi. Ben bunun işini aldım, takip ettim. Gerçekten öyle. Nasıl yani? O bulmuş zaten abi o zaman. Sizden gerekli bilgiler alıyorum. Nedir bunlar? Ev adresi, iş adresi, güncel resim, araç plakası. Gerisi sende mi? Komple sende mi gerisi? Daha sonra bir ekip görevlendiririm. 2 kişi bir araç. Sabah evden çıkışını alır. Akşam eve giriş sürecine kadar takibini yapar. Gittiği yerler, görüştüğü kişiler. Burada ekip muhabbeti var hep mesela. Diyor ki tek olmuyor. Araba kullanırken nasıl bir çekeceksin? Öyle mi hocam? Mümkün değil. Yani ya bu ekip kendi çok özür dileyim. Bir tık geri alacağım çünkü bazı kısımları kaçırdım. Siz ne varsa her şeyi görüyorsunuz zaten mantık olarak. İnternetten araştırıp da dedektifin cinayetle çalıştığın, polisle çalıştığın nerede yazıyor ben hiç görmedim. Burada iki farklı düşünce var Berk. Sen ne düşünüyorsun? Hangisine yakınsın düşünce? Önce isim ver. Genel olarak sessiz kalmayı tercih ettim. Çünkü ben burada dedektif olsam olmasam ben bu yarışmada ben kendimi dedektif olduğumu ispat etmek zorunda değilim. Sizin bunu anlamanızı bekliyorum. Ama siz de anlayacak gibi değilsiniz. Normalde günlük böyle mi giyiniyoruz? Genelde. Ya dedektif zaten şapka takmaz belli eder kendini. Hayır. Sen de günlük böyle giyiyorsun. Telefonumda yüz tanımadan selfilerime bakıyorum. 5 tane Berk çıkıyor. Değişiyor kılık biz yani. Biz onu görebilir miyiz öyle bir imkan var mı? Yok göremezsin hayatını. Ufukcan atıyorum sana bir iş geldi. Çağrı seninle iletişime geçti. Dedik yani benim kız arkadaşım ya da işte eşim bence beni aldatıyor olabilir. İlk ne ben yapıyorsun? Ben öyle bir şey demem abi. Lütfen benden örnek verme lütfen. Kemal'den ver örneğini. Sevgilimiz mi var? Eşimiz mi var? Ver kanka yok, benden kanka, ver. Yok kanka tamam. Şimdi Çağrı seninle iletişime geçti. Ne yapıyorsun ilk? Şimdi iş avukattan geldiyse farklı internetten geldiyse farklı siteden alıyoruz biz işi. İşin durumunu sorarım. Kadınların hissiyatı. Mesela beni bir tane müşteri aradı. Dedi ki benim kocamın sigara paketinde 3 tane sigara varken sigara almaya gitmez. Bu kesin beni aldatıyor dedi. Ben bunun işini aldım, takip ettim. Gerçekten öyle. Nasıl yani? Bulmuş zaten abi o zaman. Sizden gerekli bilgiler alıyorum. Nedir bunlar? Ev adresi, iş adresi, güncel resim, araç plakası. Gerisi sende mi? Komple sende mi gerisi? Daha sonra bir ekip görevlendiriyor. Abi bu ne rahatlık ya. Adam esnaf gibi anlatıyor ya. Yani esnaf gibi anlatıyor adam yani. Başka kim olabilir? Alır, akşam eve giriş sürecine kadar takibini yapar. Gittiği yerler, görüştüğü kişiler. Burada ekip muhabbeti var hep mesela. Diyor ki tek olmuyor. Araba kullanırken nasıl bir çekeceksin? Öyle mi hocam? Mümkün değil. Yani bu çalışma prensiplerine göre değişen bir şey. İş belli, işleyiş belli, kişi belli. Kişiyi takip ediyorsun, kişiye niye ekip tutuyorsun? Abi beynim. Eğer ki bir gün başarısız olursak cihaz takmadan, ertesi gün eşine cihaz veririz, arabayı cihaza koyar, konumdan takip ederiz. Gittiği yerde resim çekeriz. Bu iş böyle işler. Siz eşiyle işbirliği de yapabiliyorsunuz bu noktada. Zaten eşiyle işbirliği... Zaten eşi istiyor ya Çağrı. Onun için tutuyor ya. Bir şey söyleyeceğim. Benim asla tutmayacağım bir şey. Gerçekten yok abi. Yani yasal olmamasının sebebi bu. Anladınız mı? Özel hayatın gizlediği şey yani. Takip ediyorsun direkt. Navigasyon var yani arabasında. Ay.
bile yapıyor. İstemeden niye takip edeyim ben? Eşi beni arıyor ki. Ya benim eşim yanımdayken sen ararsan bugün böyle ben kapat işte, falan olmasın yani. Belki de boşanmak istiyor ama biz sebep bulamıyor ve bunu kullanmak istiyor. Seninki geldi mi diye mesela atıyorum. Ondan gidiyorlar. Yazıyor musun? Oğlum bu adamlar sapık değil, bu adamlar Allah Allah. Durup durduk yere keyfi. Ben buldum abi. Hazbullah. Bence Ufukcan dedektif abi. Bir kişiyi eleyin. Berk Neci. Ben de Çağrı'yla aynı şeyi düşünüyorum. Dedi ki bir de ben dedektif olduğumu kanıtlamak zorunda değilim, siz anlayın. Şimdi kendini kanıtlamaya çalışıyor mesela. Ben ikili konuşmalara girmiyorum, gerek yok. Sen dedin ya, final kalırsam bakın, ben hani notlarımı aldım. Biri buydu mesela, diğerlerini seçerseniz finalde görürsünüz. Biz Saner'i elersek, Saner bizi artı Ufukcan'la Berk'i dövecek mi? Yok abi, dövmez. Horror play yapıyor ya. Başıma bir şey gelmeyecekse Saner diyorum. Saner dövmez, dövmez de. Gözünden düşeriz yani. Saner diyorum ben de ya. O zaman bana müsaade. Abi teşekkür ediyoruz, sana müsaade vallahi. Sen dedektif çıkarsan onlardan daha çok hak ettin. Onu söyleyeyim yani. Gidiyorum bütün aşklar yüreğimde. Müzisyen ya, abi adam oğlum ya. Oğlum işte bak ya. Evet. Ben orada, dedim ama müzisyen. Sibemol'den anladım ben o aşklar. Yani orada bir de name geldi. Bir bence Saner çok iyi dayandı. Oh, benim ilk eleyeceğim isim olurdu. Sırf giydikleri yüzünden. Bakalım bundan sonra neler olacak? En zor bölümlerden bir tanesi oldu gerçekten. Finale kaldık. Daha önce dedektifi elemediysek eğer ikisinden biri dedektif. İkiniz de çok dedektifsiniz abi. Daha öncekinin hiç konuşmasını duymadık ki zaten. Yok. Önceki bölüm tutturamadık galiba. Onu bir tek ben bildim galiba abi. Lan nerede sen bildin? Sen yanılttın bizi hatta o çift. Gidin izleyin videoyu, ondan sonra muhatap olalım ya. İzlemeye gerek yok abi, gelsin şuraya. Bu gece sonra. Onlardan daha iyiydik dedin. Biraz sonra. Bu kapıdan son kez. Berk sen 94'lü müsün? Yaş kaç? Yaş çok söylemeyi tercih etmiyorum ben ya. Ben 95'liyim, çok rahat söyleyebiliyorum. Cihaz söyleyin bize, cihaz ne kullanıyorsunuz? 95 mi? Hiç duymadığımız cihazlar söyleyin. Şöyle bir cihaz var işte, takip ettiğimiz en adamın poposuna sokuşturuyoruz da adamın kan datasını çıkartıyor bize. Öyle cihazlar devlette tabii ki var, olay yeri incelemede. Ama onlardan bizde yok. Çünkü biz cinayet çözmüyoruz. Bize fotoğraf makinesi yeterli. Ya da en kötü eşleri, kocalarını ya da karılarını dinlemek için arabanın içine cihaz alıyor. Ya da takip için cihaz alıyor. Benim anladığım ne biliyor musun dedektiften? Bizim filmlerde gördüğümüz, hayal ettiğimiz bir iş değil. Yok kriminal bir mevzuya girdim, yok oradan rest istedim, kumarda kalktım. Bu adam dedektif abi, evet, gerçekten abi. Dedektif. Yalnız siz bir şey kaçırdınız herhalde. Demin söylediğinden sonra ben sadece bir dedektif olduğunu anladım. Farklı isimlerde şeyler söyleyin dediniz ya. Bir tane bile söylemedi ve dedi ki bunlar polislerde var, biz deniyoruz. Biz kendimize yatırım yapmak istiyorsak zaten bizim ülkemizden hem yurt dışından ürünler getirmek zorundayız. Benim çok çeşitli ürünlerim var yani. Ne var mesela? Ne var Berk'te? En sevdiğim algılayıcı sensördür. Çünkü onu koyduğunda eve kim girdi çıktı kimse anlamadan haberin. Algılayıcı sensör ne biliyor musunuz? Hani bu altından geçince yanın ışık var ya. Ha. Hani takıyorlar böyle apartmana falan. Bahçeye. Olur. Bu ürünün markası ne? Sagates. Sagates. Evet. Ben bu soruyla konuyu bitiriyorum. Beer Glass'ın var mı? Beer Glass'ın ben kimyager falan değilim. Beer Glass neyi kullanıyorum? Ben bitti olay. Ne ya Beer Glass sana? Teşekkürler. Mesela ikinciyi söyle, başka bir ürün söyle bize. Tabii ki. Bu da ısı ölçer. Buradan da şeyi anlamaya çalışıyoruz. Bazı insanlar tepkide çok alkol aldığında ya da ilişkiye girdiğinde çok ani kalp atışlarına göre nabzı arttıkça yağ yakımı başlar ve ısı derecesi de artar bünyedeki. Sen inanmak istiyorsun. Sen ısı paydın, bana inanmak istiyorsun. Ben ne yapayım sana yani? Adamın mesela cinsel seks yaptığını o zaman nasıl anlayacak? Cinsel seks ne demek? Ben söyledim, ben çoktan söyledim. Ya ben az önce emin oldum sadece. Ufukcan dedim. Benim için hala Ufukcan, eğer ki belki çıkarsa da yani... Hayır abi çıkamaz. Mümkün cinsel değil. Cinsel bir seks yani. Cinsel olmayan seksi bana anlatır mısın biraz? Var örnekleri var da şimdi.
Burada göstermeyelim Çağrı'yla birebir için. Sen bir anını anlat. Başına gelen enteresan bir olay. Bir tane kadın takip istedi, sevgilisi. Aralarında yaş farkı var. Takibini yaptık. Maltepe'den Kadıköy'e aldık takibini. Eve girdi. Kadıköy'de kiralık eve. Sevgilisini çağırdık. Çünkü biz apartmanın içine müdahale edemeyiz. Özel mülk. Niye vücut sıcaklığı ölçer taksaydınız? Biz takamıyoruz onu ya. Takan firmalar var ama biz takamıyoruz onu. İçeriyle görüştü. Orası da yasa dışı değilmiş. Adam cigoloymuş. Erkekle birlikte oluyormuş. Yani sevgilisini erkekle aldatıyormuş. Böyle bir hikayem var. Cigololuk aldatma sayılmıyor. Ama meslek. Adamın mesleği cigololuk. Yani şöyle olabilir. Ortada bir yalan olabilir. Hani jigol olduğunu bilmiyormuş. O konuda yalan söylemiş. Diyebilir miyiz? İş diyor. Peki bu mevzu ne oldu sonra? Nasıl sonuçlandı? Kadın otelciyle arkadaş oldu. Kadın çocuktan ayrıldı. Bu yani. Galiba Ufukcan avukat ya. Avukat kadar bilgim var ama boşanma avukatı. Ceza bilmem. Bence bak, Ufukcan avukat he. Berk dedektif abi. Avukat olma ihtimalim var Ufukcan. Yanlış anlamayayım. Arkadaşlar kadar gözümde çok büyütmüyorum. Biz basit insanlarız. Araba takip ediyoruz. Resim çekiyoruz. Bizim bir özelliğimiz yok ki ekstra. Benim işime saygım var. Kriminal. Bana göre şeyler değil. Ha öyle bir şey yapıyorlarsa da valla bravo derim yani. Ben öyle bir şey yapmıyorum. Umut'un ekstra bir şey söylemedik hiç yani. Ben de ahbabıma söylesem ya Ufukcan. İsimlere bak dikkat etmiyorsun. Nasıl dedektifsin sen? Yok ben sana... doldu bir de. Bir de üstüne doldu. Ufukcan diyorum ki zaten. Ya Allah belamı versin Ufukcan. Diyor muyum demiyor muyum? Gözünü seveyim artık yeter be Orkun be. Ufukcan ben buraya geldiğimden beri... Bir önceki beri, turda dedim bu arada Ufukcan diyor da. Ben de dedim hatta ben de çağırıyorum fikirlerini. Sen konuyu bilmiyorsun. Ya. Ben bir soru daha sorun isterim. Çünkü Ufukcan hiçbir soruya cevap vermedi. Ama bak Ufukcan'da şu ses yok mu? Mesela kadın aradı, kocam beni aldatıyor. Al ablacım halledeceğiz ablacım. Model iyi değil. Evet. Değil nasıl bir cevap ablacım hallediyor? Işte. Çok dert ediyor. Ülkede bunu alıyor. Berk'le onu kuramazsın. Evet şimdi sizin maddeniz. Bir diyaloğu yapalım bir. Sen ara yapalım. ara Ufukcan'ı aradın. Alo. Ben kadın olarak ne arıyorum ki? Sen kadın eşin seni al. Erkek olarak arayayım. Erkek ol. Ben de kadınınmışım. Tamam. Alo Ufukcan Bey. Efendim buyurun. Sevgilim Kemalettin'le ben şüpheleniyorum bundan. Evet. Vücut sıcaklığı sürekli sıcak geliyor eve. Peşine takılabilir miyiz bakalım ne yapıyor? Çözebilir miyiz yani sence? Nereden arıyorsunuz bizi? İstanbul'dan arıyorum. Tamam. Aracı var mı? Aracı var. Aktif çalışıyor mu? Aktif çalışıyor. Haftalık takip programlarımız var 7 gün üzeri. Tamam. Sizden gerekli bilgiler alıyoruz. Ev adresi. Yalnızdır hocam. Haftalık 7500 TL. Kaç bin TL? 7500 TL. Teşekkürler, iyi günler. Ben bir de Berk'i arayayım. Rakipten bir alternatif alalım. Bütçe almış olalım. Alo, Berk Bey'le mi görüşüyorum? Benimle iletişime geçmek istediğiniz için teşekkür ederim ama sizle daha fazla konuşmak için referans maili almak zorundayım. Kapattım abi. Allah aşkına kapattım yani. Anladın çünkü mı? Çünkü bu benim iş hattım. Ama zaten beni karım aldatıyor olabilir. Zaten canım çok sıkkın Berk. Niye sen beni bir de yoruyorsun ya? Tuzum kuru. Kaç tane dedektif tuttunuz? Ben bir tane tuttum. Hiç öyle değildi. Ondan çıkıyorum. Yani 2 metre var aramda. Adamla göz göze geliyoruz. Telefon çıkartıyor. Yüzüme dayayıp çekiyor. O videodan sonra seni çok andık biz. Çünkü sen o videoyu çıkardıktan sonra AdWords tıklamaları 3 katına çıktı. Öyle mi? Maliyet bize çok girdi o zamanlar. Ulan ne bileyim ben. Genelde sana müşteri nereden geliyor? Genelde. Şimdi... Arkadaşlar artık ne desin adam? Artık adam ne desin ya? Kimlik bilgisi çok fazla tercih etmiyorum. Dilden anlamaya çalışıyorum nereden geldiğini yani. Hatta size şöyle bir örnek vereyim. Türkler bile İngilizce mesaj atıyor yazılması için yani. Niye sizin şirketin adı sitesi mi İngilizce? Hayır sitesi. Sanırım kulaktan nasıl ulaştı lan referans? Öyle bir komünikasyon olursa siz de görmüşsünüz. Ya Berk bir baksana ya. Görmüşsünüz. Sen ne? Ya Berk bir baksana benim sakalımın tıraşı mı gelmiş? Sen bir Berk şuraya bir... Bakın bir şuraya. Neden pazarlamasını yaptın bu şeyi? Berk dedektifse sen sıçtın bu arada onu söyleyeyim ben sana. Seni artık ama ne salladı be arka arkaya sallanmaz ki hocam. Bıçakları çıkarana kadar bu adam peşinde izler. Abi bir şey söyleyeceğim. Ben burada Berk'e veya Ufukcan'a kişisel bir şey sormuyorum. Ben burada bu meslek grubuna ait ayarlamaya çalışıyorum. Ben deşifre olmak istemiyorum. Yani alttan 0500 diye numaramı vereceğim. Abi bir şey diyeceğim. Onu geç de. Ufukcan az önce dedi ki sen dedi 5 yıl önce ben dedektif videosu çektiğim zaman dedektif kelimesiyle reklam veriyor onlar. Site olarak reklam fiyatları arttı. Bunu ancak bir dedektif bakabilir buna zaten. Evet abi dedektif kelimesinin reklam fiyatının arttığını nereden bilsin başkası dedektif olmayan adam? Ne oldu biliyor musun? Dedim. Nerede benim kameram? Şuraya yazdım diye gösteriyor ya. Ben dedim ki bak Berk dedim böyle yuvarlak içine çizdim. Gösterdim ikisine de evet evet dediler. Ama bu da olabilir dedi. Çağrı oraya Ufukcan yazdı gösterdi. Bu Ufuk şu yazının şeyi o. Sanki ben buna Süleyman yazmışım gibi davranıyor anladın mı? Sen mi bildin sen mi bildin? Zaten üç kişiydik. Bak her
program bu dönüyor. Üç ama yorumlarda değil. Da görüyorum. Sağ olsun izleyiciler de bunun farkında. Ufukcan'ı kamera aldı mı orayı bilmiyorum ama seninle bir iletişimimiz oldu bireysel. İlk başta herkes oturuyorken. Hatırlıyor musun? Sana şöyle yaptım. Vallahi görmedim. Ya sen ne anladın? Sen nasıl bir yalancısın? Bak şöyle yaptım. Sen de böyle yaptın. Oğlum bu. Ben dedektif videosu koyduğum için kelime hacminin arama fiyatı arttığından dolayı ve sen bunu bildiğinden dolayı %1 milyon sen diyorum. Yani hani bu evet, çok detay. O. Yani mümkün değil. Herif hemen 5 yıl önceki videoyu o izlemiş. O dedektif videosu ne? O sırada zaten bir web sitesi varmış. Reklam veriyormuş. Fiyat artmış. O işleri değiştirdi. O. Karar verme nokta mı oldu? Yoksa Berk diyordum ben. Vallahi geldik finale. Biz kimin dedektif olduğunu düşündüğümüzü kağıtlara yazdık. Göstereceğiz. Herkes arkasında dönecek ve dedektif olan kişi... Kendime dedektif tuttum diye videosu var. Bize kendine gösterecek. Aç hocam. Ben Ufukcan diyorum. Aa, burada da Berk varmış. O en son asılsaydım belki ***'lık yapabilirim. Ufukcan diyorum çünkü en son dediğin gibi güzel bir şey yakaladı ve söyledi. Ama bak o da yalansa eğer ona da çalışmışsa adam değilse ve yok reklam geliri arttı da veremedim bilmem ne falan gibi muhabbete girdiyse de 10 numara 5 yıldız bir oyunculuktu. Evet. Ben normalde son dakikaya kadar rahat oynadı ki. Daha yakındım. Daha böyle profesyonel ayrı işler yapıyormuş gibi geliyordu ama Ufukcan o rahat değil ha. Lan Türkiye'de böyle anladı yani zaten var falan deyince beni aldı yani en son reklam muhabbetiyle de Ufukcan. Ben de Ufukcan dedim. Ben Ufukcan dedim çünkü Ufukcan ilk geldiğinde gözündeki o şeyi gördüm Ufukcan. Berk'in boynu öyle. Ufukcan sana dedektifçilikte başarılar. Lütfen kesme benim bildiğim yerleri artık Orkun yeter. Sanki diğer... Tövbe estağfurullah yarabbim ya. Ben de Ufukcan diyorum. Yani Saner, Berk, Ufukcan üçlüsü arasında inanılmaz böyle bir git gel yaşadık. Egemen'le Sayımcan'ı nispeten daha kolay eledik ama şimdi Saner çok iyi oyuncuydu. Oğlum Berk değilse eğer... Evet abi oyuncu... ben... Niye Berk'e vermediniz ha madem Berk'ti? Yani o reklam olayı bitirdi. Hocam 5'ten geriye sayıyorum. 5, 4, 3, ben çok eminim 2, ya. 1, dön! Aaa! Fıkçan çıktı! Adam döndü abi. Bir dakika 95'li dedektif nasıl oluyor ya? Küçük mü 28? Sen kaçlısın? Ben 96'lıyım. Tamam. Ama ne bileyim dedektif deyince böyle 40 plus oluyor ya. Ya gödünüze büyük mü? Dedektifi böyle büyük bir şey değil. Teşekkür ediyoruz, tebrik ediyoruz. Hepiniz inanılmaz yarıştınız. Bir dakika Berk sen oyuncu ben musun? Ben çok şaşırdım. Hayır. Ne iş yapıyorsun ben sen? Ben basketbol antrenörüm. Oho ne alaka bu kadar ya? Gerçekten mi? Hayır. Ne alaka? Aile arasında komedi yatkınımdır. Dede peki dedektif mi? Dede dedektifti. Ha gerçekten dedektifti evet. Dede. Bilgiler oradan mı geliyor? Yok her şeyi salladım. Saner sen müzisyensin. Kast direktörüyüm. İzlediğimiz dizilerde dönem işlerinde giden oyuncuların büyük bölümü benden gidiyor. Ben seçtiriyorum yani. Aynı zamanda nitelikli iş olduğu zaman oynuyorum öyle. Taner de çok iyi oynadı. Bayağı oynadı yani. Ben bayağı Amerika'da hani bu adam dedektiftir dedim mesela yani. Yani bir yalana inandırayım dedim. İnandıramadım. Olay da iyiydi olmadı. Sağ olsun Saner yapıyorsun? Bey. Öğrenciyim ben. Yıldız. Dedim abi öğrenci. Sen öğrencisin. Her yerinden öğrenci. Sen onun bir gülüşü vardı zaten. Dedi ki ben öğrenci diye bağırdı giderken. Hocam siz? Sizin tahmininiz var mı benim için? Benim var. Ressam. Dil uzmanı. Ya yazar ya da yazar ya. Ben radyo sunucusuyum. Aynı zamanda çeşitli etkinliklerde şovmenlik yapıyorum. Onun haricinde şirketler için sokak röportajları olsun, YouTube içerikler üretiyorum. Dedim ama başta konuştuğu bir içerik, bir şey var. Hocam şey nereden çıktı ya? Isı dedektörü, yatak geliyormuş. Ben orada koptum zaten abi. O sensör, evet ne ya. Sensörü o ya? Sagatek ne ya? Bir şey dedin Sagatek. Sagatek. Ben çok fena uydururum. Kapatayım o zaman dükkanı. Bir like atmaya, abone olmayı üşeniyor insanlar. Kim? Abone olacak adam kaldı mı? Kim üşeniyor? Oğlum %60 abone hala ya. Şaka yapıyorsun. Ha, %60 değil, %40 abone hala. %60'a abone değil miyiz? Abone olmayanın peşine dedektif takılsın hocam. Bence bir sonraki seriye ne istediklerini yazsınlar abi. Yorumları alalım. Evet ya sizden de bir güzel şeyler... öneriler geliyor bu arada yorumlara bence. Bir de bu içeriği satacağız Allah aşkına bir destek olun abi. Evet ya. Bir herkes bir elinden tutsun şu içeriğin ya. Güzelim bir... içerik yapıyoruz. 10 saat uğraşıyoruz burada. Bunun kurgusu bir hafta sürüyor. İnsanların gözleri kanıyor, elleri, parmakları kanıyor kurgusunu yaparken bunun ya. Devam edin. Anne çocuk, baba çocuk çok mantıklı ya harbiden. Değil mi? Anne çocuk, baba çocuk aşırı iyi fikir bu arada.
Hangisi gerçek mi? Jigolo gelsin. Meryem'dir, hoş geldin, hoş geldin. Herkesin annesi var ama çok iyi... Ay hayır ama yani. Onun çocuğu olmayacak, anladın mı? Cadı. Cadı. Hangisi gerçek cadı? Doktor gelsin arkadaşlar. Doktor öyle şeylikle öğrenilmez lan. Mümkün değil.